Kapadokya, iyi koşan cins atlar ülkesi. Kapadokya, doğanın çılgın bestesi. Kapadokya'nın oluşum öyküsü şöyle. Erciyes, Hasan Dağı ve diğer volkanik tepeler gerekli ham maddeyi milyonlarca yıl bölgeye püskürür. Sel, akarsu, rüzgar gibi doğanın diğer elemanları ise oradaki fazlalıkları alır. İşte şaheser böyle ortaya çıkar. Kapadokya bir bütündür. Tek bir tablodur. İçindeki farklı oluşumlarsa bu şaheserin detaylarıdır. Eğer dünyada hiçbir yere benzemiyorsa, dünyaya ait değildir diye düşünülebilir. Başka bir gezegendeymiş gibi. Bir gezginin Kapadokya'yı görünce söylediği ilk sözlerdi bunlar. Başlıkta oluşumlara peri bacası denmesi, izlenimlerin eskiden beri böyle olduğunu göstermiyor mu? Başka bir gezegendeymiş gibi. Fakat kayalık Kapadokya'nın içine doğru girdikçe gördüğünüz kültür izleri sizi tekrar dünyaya döndürür. İnsanı görürsünüz. Binbir türlü ruh giydirirler şahesere. Bilinen en eski yaşam izi Cibelek mağarasındadır ve yaklaşık 8000 yıl öncesine aittir. Sonraki izler Asur, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nındır. Bu izler modern insanın idrakine eski kültürlerden bir harmoni sunarak hayal dünyalarını harekete geçirirler. 4000 yıl öncesinden Asurlular yazılarını bırakmıştır. Kapadokya tabletleri diye bilinen yazılarda tüccar olduklarını öğrenirsiniz. Sonra görkemli Hititlere gelir sıra. Ticaret yine ön plandadır. Kapadokya'ya gelen gezginlere kendi görkemlerinden bir iz olsun diye bıraktıkları kaya anıtları görünce Hititli tacirlerin kervanları belirir ufukta. Heybelerinde kumaşlar, süs taşları, çeşitli kokular ve zanaatkarlar için kalay gibi madenler vardır. Hitit yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda elde edilen tacirlere ait silindir damgalar ve mühürleri görünce Kapadokya'nın o dönemde de tescil, güvence, garanti gibi kavramlar etrafında dönen gelişmiş pazarlara sahip olduğunu anlarsınız. O pazarlar bugün de geleneksel işlevini devam ettiriyor. Ürgüp'te cumartesi günleri bütün kent merkezini saran bu pazarı gezerken bir ucunun Asur koloni çağına kadar uzanmakta olduğunu hatırlayın.
Özellikle Ürgüp, Göreme ve Uçhisar üçgeni eski Kapadokya'nın merkezi olan Kayseri'ye yakınlığı dolayısıyla önemli bir yerleşim yeri olma özelliğini hep sürdürmüş. Barış ve güvenlik içinde geçen yıllarda kent hayatı da gelişmiş. Jeolojik yapı, bölgeye özgü kaya evlerin ortaya çıkmasını sağladığı gibi kent mimarisine de kendi karakterini vermiş. Böylece ortaya doğayla ahenk içerisinde gözü yormayan ve huzur veren bir yapılanma çıkmış. Ürgüp'ten ayrılıp kayalık Kapadokya'nın tepelerine doğru yöneldiğinizde Roma dönemindeki ilk Hristiyanların kaçkın hayatıyla karşılaşırsınız. Kimliklerini korumak için yapılan soylu bir çekilmedir kaçışları. Bu istek onlara dik kayalara oyulmuş gizli kiliseler, toprak altında 8-10 katlı yeraltı şehirleri yaptıracaktır. Bu şehirleri korumak için türlü tuzaklar geliştirecek, ortasında savunma delikleri bulunan silindir kapılar icat edilecek, içerideki insanları havasız bırakmamak için doğal klima geliştirilecektir. Aslında yeraltı yerleşimlerinin Asurlulardan beri var olduğu tahmin ediliyor. Daha küçük ve korumasız olan bu kaya evlerde bir tehlike karşısında içeriye doğru yeni mekanlar oyuluyor ve gizli bölmeler oluşturuluyordu. Bu galeriler daha sonra gelen her dönemde biraz daha geliştirildi. Sonunda yukarıdaki evlerle de bağlantılı muazzam bir yapılaşma gerçekleştirildi. Bu, bölgedeki tüf kayaların yumuşaklığı sayesinde oldu. Kayalık Kapadokya'nın en karakteristik özelliklerinden biri olan kaya hisarlar da yine tüf tabakasının kolay oyulması sayesinde yapılmış savunma yerleridir. Sanki yeryüzünün en eski apartmanları olarak dururlar. Tehlike anında kayanın içine oyulan ve yukarıdaki odalara giden yol yine silindir kapılarla kapatılırdı. Bölge Hristiyanları Roma'dan sonra Arap akınlarına, daha sonra Bizans'ın farklı bir Hristiyanlık anlayışı olan ikonoklazm hareketine karşı da yeraltı şehirlerinde ve kaya hisarlarda korundu. Bu anlayış kiliselerdeki duvar resimlerini yasaklıyordu. Bölge Hristiyanları ise fresklerle süslü gizli kiliselerde ibadetlerini sürdürdü. Bugün bu fantastik kiliseler dönemlerine ait ikona sanatını da günümüze taşıyorlar. Eşsiz Kapadokya.
kaçkınların son sığınağı. Ümidiyle, direnciyle, sevgisiyle baştan sona insanı anlatırsın. Belki Anadolu'nun tarih boyunca büyük güçlerin arasına sıkışmış ve her birinin savaş atları tarafından çiğnenmiş bir yer olması dolayısıyla artıyor önemin. Belki egemenlikler kavşağında sana sığınanlar bir ana şefkati bulmuşlar. Belki bu yüzden Selçuklu döneminden sonra buraya gelen bir Horasan ereni barış ve sevgiden bahsedince hemen dikkatleri üzerine çekmiş. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin aşka dair söyledikleri ve insan sevgisi belki bu yüzden birden tutuşup alevlenmiş ve Balkanlara kadar götürmüş sıcaklığını, ışığını. Hünkâr insanı yine kendisine kazandırmanın uğraşındaydı. Her yıl külliyesine akan binlerce insan sesinin zaman üstülüğüne tanıklık yapıyor. Tarihe, kültüre ve doğa harikalarına doğru yaptığınız Nevşehir turu daha şehre varmadan karşınıza çıkan kervansaraylarla başlar. Birer Selçuklu eseri olan bu yapılar o dönemdeki yolcuların konaklama yerleridir. Özellikle ticaret kervanlarının ihtiyaçlarını karşıladığı, dinlendiği bu mekanlarda ilk 3 gün ücret alınmazdı ve çok iyi korunurdu. Ticaret devletin desteği ve güvencesi altındaydı. Kervansaraylar, Anadolu'nun büyük imar edicisi olarak bilinen Selçukluların ticareti ve sosyal hayatı düzenlemedeki başarılarının göstergeleri. O günün işlevsel mekanları bugün artık Selçuklu sanatının güzel örnekleri olarak karşılıyor misafirlerini ve gelip geçenlere şirin Selçuklu masalları anlatıyor. Yol boyunca görülen han ve kervansaraylar bugünkü gezginlere tarihi bir yol üzerinde olduklarını da hatırlatır. Sadece Selçuklular değil, ondan önceki medeniyetler de aynı güzergahı kullanmışlardı. Bu yol dünyada bilinen en eski yollar arasındadır. Bir ucu Ege ve Akdeniz'e, öte ucu ipeğin zarif yumuşaklığı ve baharatın baştan çıkarıcı kokusuna, yani Çin'e ve Hind'e gider. Aslında bugünkü kent merkezi o dönemde küçük bir köydü. Selçuklular köy civarında hakim bir tepeye yaptıkları kaleyle geniş bir bölgenin korunmasını sağladılar. Muşkara adlı bu köyün büyümesi ve mamur hale gelmesi için Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'ni beklemesi gerekecekti. Dönemin ünlü sadrazamı İbrahim Paşa buralıydı. Yaptığı imar hareketleriyle bugünkü Nevşehir'in temelini attı. Külliyesindeki Kurşunlu Camii'nin eşsiz süslemelerini seyrederken bir an kendinizi İstanbul'daki Sultan Camilerinin içinde hissedersiniz. Çeşitli dinlerin hoşgörü içerisinde bir arada yaşadığı Osmanlı döneminde bölgedeki Hristiyanlar da yeni kiliseler inşa ettiler. Bu kiliseler barışın simgesi olacak şekilde kesme taştan yapılmıştır. Çünkü artık gizliliğe ihtiyaç yoktu.
Osmanlı dönemi Kapadokya'sının en karakteristik kültür izlerinden biri de vadilerde karşımıza çıkar. Mükemmel bir yürüyüş güzergahı olan bu vadiler aynı zamanda o döneme ait güvercin yuvalarına ev sahipliği yapmakta. Güvercinlerin 10. yüzyıldan beri Kapadokya vadilerinde yaşadığı tahmin ediliyor. Bu yuvalarsa yöre halkı tarafından özellikle 18. yüzyıldan itibaren yapılmaya başlanmış. Zamanla 13-14 katlı dev güvercin evleri oluşturulmuş. Güvercin evlerinin ön yüzlerindeki süslemeler dönemlerinin Türk halk sanatı örnekleri olması bakımından önemli. Bu simge ve motiflerin her birinin yaşayan kültürde bir anlamı var. Genellikle bolluğu, bereketi, gücü ya da kaderi anlatıyorlar. Bugünlerde Çat Vadisi'nden başlamak üzere güvercinleri yuvalarına döndürmek için projeler hazırlanıyor. Kentimizi ziyaret eden turistler, bu evleri yeniden canlandıracak güvercinlerin Kapadokya'nın cazibesine derinlik kazandıracağını söylüyor ve davet projesini destekliyorlar. Neden mi? Çünkü Kayalık Kapadokya sadece eşsiz bir doğa şaheseri olduğu için turistik değil. İnsana ait değerler ve insan-doğa ilişkileri de turistler için çok önemli. Orada iç içe girmiş kültürler fantastik bir gezi için sahneyi tamamlamakta. Kapadokya, iyi koşan cins atlar ülkesi anlamına geliyor. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin atlarla yaptığı gezi, iyi atların hala iyi insanları beklediğinin göstergesi. Atlar, eski Kapadokya'yı hissetmemize imkan veriyor. Bugünü dünle birleştiriyor. Şimdi eski kervan yolunun üstünden geçiyorsunuz. Bir başkası aynı şeyi eski dünyanın en dayanıklı ulaşım vasıtası olan deveyle yapıyor. Sessizce bir zaman yolcusu haline dönüşüyor. Kapadokya gezginlerinin dünle bugünü birleştirdiği bir başka etkinlik Avanos'ta gerçekleşiyor. Nevşehir Müzesi'nde gördüğünüz 8000 yıllık Civelek Mağarası buluntuları canlanmaya başlıyor. Binlerce yıldır toprakla eller arasında devam eden bir dans gösterisi bekliyor sizi. Hassas parmaklar çamurun içinde saklı güzelliği bulup çıkartıyorlar. Denemek üzere tezgaha oturduğunuzda Kapadokya'yı iyice hissetmeye başlıyorsunuz. Kızılırmak kenarından getirilen toprakla temas ettiğinizde artık siz de bir yanınızla buralı oluyorsunuz. Gün kararmaya yüz tutunca güneşin vedasını izlemek için farklı mekanlar vardır. Terk zamanı Kapadokya'da kaçırılmayacak anlardan biridir. Uçhisar'da olmalısınız ya da Kızılçukur'da. Manzara muhteşemdir.
Kim bilir, belki de tam bu noktadan düşman atlılarının gelişini gözlüyorlardı bir zamanlar. Kaçıp kaya hisarlarına sığınmak ya da yeraltı şehirlerine çekilmek için. Artık o eski telaşların yerine hoş bir dinginlik kuşatır bedenleri. Ve güneş renk renk çoğalan bir halı serer ufka. Artık kalacağınız yere çekilebilirsiniz. Dinlenmek zamanıdır. Nevşehir'de 5 yıldızlı lüks otellerden ev pansiyonlara kadar birçok konaklama seçeneği bulacaksınız. Kayaya oyulmuş oteliniz ya da eski Ürgüp evlerinin restorasyonuyla yapılmış pansiyonunuz sizi bekliyor. Şimdi biraz dinlenmek ve gün boyu biriktirdiğiniz gözlemlerinizi kağıda dökmek zamanı. Sessiz, huzurlu bir dinlenmeden sonra sırada Türk eğlence kültürünü tanımak var. Kapadokya'da otel ve lokantaların birçoğunda gerçekleştirilen bu eğlenceler hem tatilin keyfini çıkarmak hem de yaşayan kültürle tanışmak için bir fırsat. Sabah çok erken kalkmalı ve dün içinde yaşadığınız rüyayı bu kez balonla kuş bakışı seyretmeye hazır olmalısınız. Tıpkı yörede bir zamanlar kendi kolonileri olan güvercinler gibi. Kim bilir, yukarıdayken bölgeye ilk gelen güvercinler belirir birden. O zaman vadilerdeki güvercin yuvalarına bakın. Kayalardan dışarı yayılan eski uğultuları duyacaksınız. Balonla gezi, Kapadokya turizminin önemli bir unsuru. Başlı başına bir etkinlik olan bu uçuş, Kapadokya manzaralarıyla fantastik bir derinlik kazanıyor. Thank you.
Kapadokya eğer bir insan elinden çıksaydı, bütün zamanların en özgün ve benzersiz eseri olurdu kuşkusuz. Çizgileri ve biçimleriyle baştan çıkarıcı, komik, uçuk, naif, sürrealist, dadaist, izlenimci, romantik, çılgın. Doğaya ait olduğuna inanılması zor bir doğa parçası sizi bekliyor.